Birinci şeyi etapı bittik. Atlattım. Evet. Şimdi sözlük bölümümüz var. Tamam, burada bir takım kelimeler çekeceksin. Bak, tamam. Bu kelimelerin anlamını sen bize söyleyeceksin. Çünkü sen sözlük gibi kadınsın. Çekiyorsun ve bize uyduruktan aklına ilk gelen şey. Biz zamanında böyle bir oyun oynardık. Evet, onu uyardım zaten. Fena da değildim ben o konuda. Aynen o gibi. Ben de şunları da alta karıştırayım. Şunlar şöyle. Ama oynadıkça böyle herkesin bir stili oluşmaya başladığı için kim yani o atmasyon cevapları kim ne yazdı onları böyle çakozlamaya başlamıştık. Kelimeyi söylüyorum. Söyle bebeğim. Çok iyi bildiğim bir kelime bu benim. Şalak. Şalak yani yöresel bir kıyafet bu. Şalak. Yanlışlıkla salak, şalak mı? Şalak var. Yok yok. Var. Yani karışıklık şey. Olmasın. Tamam. Daha çok yani ev işleri yaparken. Evet. Hani böyle eğilip kalkarken çok zorlanmadan çalışabilmek için bir çeşit şal var. Tabii canım. Aman şak değil. Güzel. Bu şallar çeşidi diyorsun. Güzel. Tamam. Çek bir tane daha. Bundan sonra birleşik bir şeye mi dönecek? Hepsi sana yol. Ona göre cevapla diyorsun. Şalvardan girdim. Ya ne diyorsunuz ya? Neymiş? Bumble. Bumble. Bumble diye mi yazılıyor? Hı. Neden? Bu da hani böyle yemek yaparken bazen hani yumurtayı sarısın ile akını ayırırsın ya. Yani bunun akı. Bumble. Böyle de güzel. Genelde sarısını. Ne güzel bildin. Ne kadar bir enginlik. Buyurun bir tane daha. Tatami. Haydi. Allah'ın hakkı 3. Şalvardan yumurtaya geçtik. Ay bu uzun çıktı. Eyvah. Ha, bu Osmanlıca çıktı yalnız. Bu pestenkerani. Pestenkerani. Bu bir çeşit tatlı. Ha. Yani böyle bol şerbetli, fıstıklı ama artık reçetesi kayıp reçetesi. Yapan çok az insan kaldı ama çok lezzetlidir. Vaa, hangi yörenin? Şey değil, yani şehir, yani daha çok İstanbul'da yapılan, pastanelerde satılan, eski Beyoğlu zamanında tabii pestenkerani. Yemedin mi hiç? Ay hiç yemedim. Ay çok ay, güzel olur. Şimdi dur tamam çekme garim, bütün şeyi kutuyu sana mı çektir? O sevmiş, almış kadın hikaye. Şimdi bu üçünden bir hikaye uydurabilirsin ya da bir cümle kurabilirsin. Tamam. Şalak, Bumble, pestenkerani. Yani bir cümle kurabilirim tabii. Tabii bu pestenkerani bir tatlı olduğu için o tatlıyı bağlamak için yumurta gerekiyor. İşte geçenlerde hani reçetesi kayıp olduğu için tadından yola çıkarak ben bunu bir yapabilir miyim acaba diye denedim. Ayırdım, beyazını kullandım. Ay tam dedim oldu çok güzel fırına atacağım. İtipte böyle yani bir rahat çalışayım diye şalak giymiştim. Olduğu gibi sen benim üstüme dökül. Ne döküldü üstüne? İşte pestenkerani. Aa! Evet. Bumble'lı bir şekilde. Ama o bumble lekesi de çıkmaz. O şalları temizleyene kadar ben ay ne uğraştım ne uğraştım vallahi billahi ya. Allah size iyiliğini versin ya. Sen de böyle ciddi bir program yapıyoruz ay, diye geldin ama. Ay. Ama böyle de oyunlu pek tatlı olmadı mı? Lekesi çıkmadan. Ben bile inandım attığım yalanlara yemin ediyorum. Çok güzel uydurdun. Bir de reçetesi yalnız. Tarif reçete, değil. Tarif değil. İşte yaşımız ortaya çıkıyor. Tabii. Öyle şeyler evet, denir. Doğru. Şimdi ben sana gerçek anlamlarını söyleyeceğim. Yani seninkiler tabii ki gerçek. Bunlar bizim bulduğumuz işte sözlükte bulduklarımız. Dur bakayım B'den gidelim. Ay çok heyecanlıyım. Bumble. Ağır, şişman, gürbüz çocuk. Bumble. Tabii yumurtaları iyi iyi yedi. İyi işte Bumble'ları iyi iyi oldu sana Bumble. Öbürü neydi? Şalak. Şalak. Şalaka bakalım. Şalak. Büyümemiş karpuz. Ay. Ya çok tatlı. Ya şalak. Çok tatlı ya. Artık hiç şalak yok. Bütün karpuzlar şöyle. Evet. Ormandan. Peşten. Peşten kerani. İpe sapa gelmez, değersiz, önemsiz. Tüh. Ya ben ne güzel. Ama güzel uydurmuşsun. Evet. Keşke seninki olsaymış gerçek anlamı. Keşke. Biz onu daha çok sevdik. Bir tatlı şeysi. Hayır reçetesi o kayıp tatlı hatta. Başla bakalım. Çek bir tane. Alabilir miyim şöyle? Lütfen. Çıkan kelimeyi bana anlatacaksın anlamını, ne olduğunu. Züddürük.
Züttürük. Züttürük. Anlat bakayım bana, züttürük nedir? Züttürük, şimdi bu iki farklı kelimenin şeysi aslında. Bir dürük vardır, bir de züttürük. Ha, o bir beslenmiş yani, onu. Tabii, burada mevzu dürük. Züt, dürüğün sıfatı aslında. Ha, namahrem gibi mi? Tabii ki. Ha, anladım. Züttürük. Şimdi öncelikle dürük nedir? Evet, lütfen. Bunu ele almamız lazım. Evet. Dürük bazen halk arasında da dürük olarak da kullanılabilir. Evet. Aslında birine nasıl söyleyeyim? Ona bir küfürümsü bir şey yani. Ha. Dürük yani kötü adam anlamı. Pis. Taşır. Evet. Kaka insan. Kaka insan. Dürük. Dürük. Züt dürük ise, züt ise Osmanlı döneminden kalma bir şey aslında. Zıt demek. Züt. Ha. Yani züt. O zaman? Züt dürük. Düzgün insan anlamındadır. Ha. Yani nam dürük. Nam dürük. Evet. Anladım. Züt dürük yani o öyle değil gibisine. Ha, güzel. Evet. Güzel. Tamam. Bu çok, cepte dursun. Çok kullanan kalmadı bu artık kalmadı, böyle kelimeleri. Kalmadı kalmadı. Dürük yani. Arada kullanılıyor da züt dürük'ü duyurmadım. Züt dürük yerine beyefendi geldi çünkü. Ne kadar bilgilisiniz bu konuda. Bir kelime daha alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Kösnük. Köslüğü bizimkiler yapar. Benim annemin yaptığı şeylerin aslında eski adı. Köslük. Yemek mi? Sacda. Ha, sacda. Sacda çok ince lavaş açılır. Tamam mı? Evet. Lavaşı açtın sacın üzerine. Sonra bunu kaldırdığında, şöyle bir bıraktığında o kurur. Evet. Şimdi sen onları kurumaya bırakırsın. Yani şöyle çok ince lavaşlar bu genişlikte üst üste birikir ve kururlar. Evet. Kuruttuğun zaman sen uzun süreli tükettiğin için kurulur. Ha, bozulmuyor da. Bozulmuyor, öyle kalıyor. Evet. Üzerine de bunların tülbent örtersin. Evet. Öyle kalır. Hı. Ne zaman ki onlardan birini yemek istersin, çünkü onlar aylarca duracak olan şeyler. Onlardan birini alırsın, koyarsın. Şöyle bir ıslar onu anne, elini böyle suya koyup. Şöyle şöyle ıslar. Evet. Islayıp yumuşadıkça onları katlamaya başlar. Katlar bu ıslak şeyi kaldırdığında, o suyunu hafif emdiğinde artık yumuşak lavaştır o. Onunla dürüm yapabilirsin. Hmm. Onunla yaptığın o dürümün adı kösnüktür. Kösnük. Evet. Peynirli, peynirlidir. Hatta içine oruk koyabilirsin. Oruk peyniri koyabilirsin. Hmm. İçinde oruğun, çökeleğin, bunların olduğu... Oruklu hafif, kösnük. Tabii oruklu kösnük. Güzel. Oruklu köslük. O da böyle şey bir bu. Dürük gibi oldu. Ne orası köslük? Ha. 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 Güzel. Oruklu gibi. Söyleyişe göre de değişiyor. Değişiyor tabii. Biraz. Değişiyor, değişiyor. İşte o dürümlerin genel adı aslında köslük. Şimdi o kelimelerden bana bir cümle yapmanı isteyeceğim. İstiyorsan bir kelime daha çek, istiyorsan bu iki kelimeyle bana bir cümle yapacaksın ama. Evet. Neydi öbürü? Daha züttürük. Züttürükle. Bu böyle basit tabii. He. Züttürük bir kösnük almaz mısınız? Beyefendi öbürü. Ha, aa, ne güzel oldu. Hadi bir tane daha çek. Göbel. Tamam bu. Göbel neydi zaten ya? Zaten var bunun şeyi şarkısı da. Ne demek? Bizi bir aydınlatır mısınız bu konuda? Ördeklerin boyun kısmındaki o yeşil ve mavi ışığa göre renk değiştiren boyun kısmındaki o tüy bölgesine göbel denir. Aha, çok mesela güzel. Göbelin çok güzel derler ördekler. Ah, çok tatlı. Evet. Ne kadar biliyorsun o kadar mutsuzsun diyorlar. Sen katılıyor musun? Görüyorsun ya? Mutsuz ve yalnızım. Niye? Çok biliyorum. Dur ben sana şimdi bunların anlamlarını söyleyeceğim. Sözlükte yazanlar bunlar. Tamam. Yani ne kadar biliyorlar onları bilmiyorum. Şimdi bu züttürük. Hadi iki deli bu arada. Züttürük. Züttürük. Alelade ve uyduruk demekmiş. Hmm. Tamam mı? Yanlış kullanım da okey. Yanlış yanlış. Böyle biliyorsun kelimeler kullanıldıkça bambaşka yerlere gidiyor. Yani göbel... Mesela yosma. Yosmayı 100 sene sonra kim bilir sözlükleri nasıl yazacaklar? Hafif kadın yazacaklar. Evet. Bilmem ne yazacaklar. Halbuki... Ama hepimiz biliyoruz ki yosmanın anlamı güzel kadındır. Oo. Evet. Evet. Ama nasıl işte kullanıyoruz bugün? Hafif. Ya züttürüğün başına gelen de bu. Ya doğru söylüyorsun. Yani o yüzden bilmiyorum. O belgeler bana çok inandırıyor. Okey. Ama da geldi. Ya bence benim dediklerim de. Evet. Göbel yaramaz çocuk demek. Öbür kelimeni alabilir miyim? Yani tatlı suda
ki ördeğin o tatlı yaramazlıklarını düşününce neden evrimleşiyor. O kuyruk falan böyle tatlı tatlı. Evrimleşiyor. Her kelime gibi o da evrimleşiyor. Efendim köslükte hayvan için çiftleşme zamanı gelmiş olana köslük deniyor. Ha hayvan için. Aman. Aa, o yağlı peynirlerin sebebi. Ha. Olabilir mi diye düşünüyorum. Bilemedim. Evet. Beslemek gerekiyor çünkü. Evet. Bilirsiniz çünkü hayvan çiftleşme döneminde özellikle damızlığı, enerjiye ihtiyacı. İnsanda bile bilir misiniz? Ortalama 2 ila 2500 kalori arasındadır. Tabii. Ergenin harcadığı enerji. Öyle mi? Bunu nasıl çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Hop dürüm. Tabii. Neydi adı? Köslük. Köslük yiyeceksin. Tabii ki. Tabii. Neyle? Orruklu. Orruklu köslük yiyeceksin orruklu ki köslük yiyeceksin. Çiftleşmeye halin kalsın. Tabii. Çok başarılı bir evet. bölümdü bence bu. Teşekkür ederim. Ne ben güzel. Elinden geldiğince aydınlatmaya çalıştım. Bir deniz derya bizi burada böyle bilgilere şey ettin. Hepimiz aydınlandık bak. Aydın geçiyoruz. Ne mutlu. Süper.